Oh. Ne oldu Berk Bey? Neler olmadı ki? Daha gelir gelmez sofranızı hiç beğenmediler. Çünkü onların sofradan falan anladığı yok hayatım. Özellikle Handan Hanım çok eleştirecek gibi. Handan beni öldürdü zaten. Neden? Masadaki peçetenin yerini değiştirmeyi düşünüyor. Şey, yerini tartışıyor. Önce bir eyelinerlarına baksın, düzgün çeksin de onu ondan sonra masanın peçetesinin yerini değiştirsin. Ama bir yemek yarışmasındasınız. Yani onda o simetri yokken düşün yani. Bir de peçeteyi tartışıyoruz. Bu hafta çok enteresan olacak. Ben korkuyorum bu haftadan. Ben hiç korkmuyorum. Ben de korkulacak bir şey var zannediyordum. İlk gün yarışmacısıydım falan filan. Bir baktım ki bunlar çerez benim için, çerez. Mutfaktaki şeyi söylesene bize dedikoduyu, ne olur bak. Berk Bey'e gelince söyleyeceğim, bakalım Handan Hanım'ın tepkisi ne olacak? Ha, benim hakkımda konuşuldu. Şaşırdınız mı? Gıybetin yapıldı bacım. Şaşırdınız mı hakkınızda konuşulduğu için? Şaşırmadım. Çünkü ben de olsam şaşırmazdım. Hayır, şaşırmıyorum. Çünkü renkli bir karakterim var zaten. Renkli ve radikal. Kesin. Burcumdan. Ne burcu? Burcumun özelliğini taşıyorum. Boğa burcuyum. İnce Hanım, masayı süzdünüz. Ne oldu? İncelemeye devam ediyorum. Yani beğendim aslında masayı da, bakıyorum öyle, inceliyorum. Ve Berk Bey geldi. Gel şöyle uzat, sen ben alayım. Tamamdır. Teşekkürler. İnce. Teşekkür ederim. Seda Hanım, niye kahkaha attığımı söyleyeyim mi? Evet, bekliyoruz. Berk Bey mutfakta Handan Hanım benim peçetelerime yer bulacağına önce yamuk çizdiği eyelinerlarına baksın dedi. Ha, öyle mi dedin? Evet, öyle dedim. Yavuk, sen bakmadın mı aynada kendine eyeliner çekerken? Ha, o eyeliner'ı ben çekmedim canım. Kim çektiyse artık. Ben çok düzgün çekmiştim. Düzeltti. Bakayım eyeliner'ı. Ne varmış? Gayet güzel. Kadınlı eyeliner. Gayet güzel. Sen yemeklerinle konuş, benim eyeliner'ıma takacağına yemeğine şimdi tadına bir bakalım. Bu normal bir şey. Ben eleştiri yaptım. Ama bu dalga geçmek değil, çünkü o şey... Çizimci mi? Kalıcı makyaj uzmanı. Kalıcı makyaj uzmanı. Yani bunu bir hakaret olarak alma. Hayır ama aksine orada bir hiciv yapmış. Memnun oldum. Yapmış. Teşekkür ederim arkadaşım. Bu hafta neler olacak çok merak ediyorum gerçekten. Aslında büyük konuşmamak lazım. Ama gene de ben iddialıyım. Tabii ki iddialı olun. Hepimiz iddialıyız. Siz de. Peki Mügeciğim, hemen başla. Sunum nasıl? Gayet güzel sunum. Çorba. Güzel görünüyor mu? Çorba, evet, güzel görünüyor. Ne olduğunu, şafak çorbası diye okuduğumda ne olduğunu anlayamamıştım. Bilmiyordum daha önce. İnternetten hızlıca bir araştırma yaptım. Yapılışı kolay ama tadına tuzuna bakacağız. Bakacağız. Ne karar vereceğim? Evet, Saadet. Evet, ben de şafak çorbasının adını duydum ama hiç yememiştim. İnternetten araştırdığım kadarıyla da. Görünümü de güzel. Biraz daha süsleyebilirdim bence. Mesela? Yani maydanozlarla, işte dereotu falan. Artık ben demet demet kasa kasa maydanoza geleceğim buraya. Ama davet sofrasındayız. Şimdi bu çorba böyle değil mi? Hani bir de göz zevki olmalı, değil mi? Evet. Yani üzerine bir maydanoz, şöyle bir iki tane bunun daha. Bunun üzerine olabilecek tek şey kruton ve kaşardır. Zaten hafif bir çorba, beyaz bir çorba, sütlü yapılıyor. O yüzden hafif olduğu için sen onu dereotuyla, maydanozla kokusunu keskinleştiremezsin. Berk Bey beyaz bir çorba demişti. Saadet Hanım, sizin önünüzdeki çorba ne renk? Beyaz değil. Beyaz çorba sınıfında anlamında. Hayır, beyaz değil. Hayır, beyaz yani, çorba sınıfı diye bir şey vardır. Evet, doğru olabilir senin dediğin. Beyaz çorbalara giriyor bu. Yani sütle yapılan, kremayla yapılan çorbalar beyaz çorba diye geçer. Handan, sunum nasıl hayatım? Sunumu beğendim. Çünkü sütle yapıldığını söylediği için yani üzerine herhangi bir ekstradan bir şey koymaya biraz kaşar gerek koymuş. Yok. Kaşar gayet güzel, evet, olmuş, evet. Sunumu beğendim. İnce. Güzel, ellerinize sağlık. Ya sunum evet güzel ama ben de Saadet Hanım'a katılıyorum. Yani böyle bir maydanoz yaprağı hani şöyle koysaydın böyle renk katardı. Ben hani o açıdan söylüyorum. Tabii tadına bakacağız. Ona göre peki, o zaman şafak çorbası. Buyurun, afiyet olsun.